Selahattin Bey, telefon yeni mi? Evet, son model. Ben de baktım bunlara da, ne kadar pahalı ya. Size koyar mı canım? Ya dizi oyuncusuyum ben. Sonuçta haftalıklar çılgın atıyor ama parayla değil, sırayla, izdamlarına sağlık. Tiyatroda kapılar kırılmaz, telefon bayilerinde kapılar kırılıyor. Ne yapacağız bu memlekette bilmiyorum. Tiyatro oyunlarını cep telefonu uygulaması yapsınlar. Millet cepten seyretsin. Tiyatro, seyirci ile aktörün birbirlerinin nefes seslerini duyması demektir. Nefes sesi döşeriz alta. Gerçi biraz telefon sapığı gibi olur ama olsun. Ülkedeki hakim zihniyetin vücut bulmuş halisiniz, biliyorsunuz değil mi? Kibarca hıyarsın diyorsun yani. Anlayışınıza sağlık. Hıyarım ama pragmatiyim. Bu telefonu sana yarı fiyatına satayım. Ha? Yeni, gıcır gıcır. Hıyardan az kullanılmış. Parayı getiriyorum. Bu ticaret ne kadar güzel şey ya Rabbim. Selahattin, yandayla tadilat yapacakmış. Bir kafa bulmuşlar başka bir şirketten. Sebep? Ne bileceksin oğlum? Şirketi beğenmiyorlar zar. Güya onların Selahattin abisisin. Ama şirkete olan güvenden tesis edememişsin. Ben süper bir inşaatçıyım. En ucuz, en dandik malzemelerden harikalar yaratır. Üç misli fiyatına kakalarım. Bir kova deniz kumu, bir bardak çimento ve cam kırıklarından pırlanta kaplı Osmanlı hamamı yaparım. Ben bir dahiyim. Ben saksı değilim. Bunlar hepsi bana komplo. Biz bu mahallede yabancıları sevmeyiz. Ben Türk'üm abi. Burası benim mıntıkam. Burada tadilat yapılacaksa ben yaparım. Haritanı aç, pergelin sivri ucunu şu an bulunduğumuz noktaya koy. 5000 metre yarı çapında bir daire çiz. Alanı ne etti? Çapı mı 5000 metre? Yarı çapı. Pi sayısı kaçtı abi? 3.1416. Alan hesaplarken yarı çapın karesi miydi abi? Lan detaya takılıp mesajı kaçırma. Bu mahallede sana iş yok. Bitiririm seni. Hadi pergelleri aç, hemen uza. Abi istiyorsan sen yap da. Yani sonuçta başucuma basit bir çekmece. Vay! Ne koyacaksın o çekmeceye? Çekmecede gizli müzik seti mi duracak? Kızları yatağa atınca müzik mi çalacak? Ha? Yoksa mini bar mı yapacaksın? Ya da leopar desenli baksırların mı duracak çekmecede? Ha? Yok Selahattin. Çekmeceye eter koyacak Bora. Kızlara eter koklatıp bayıltacak. Abi sen nasıl, bizim nasıl bir hayatımız var sanıyorsun ya? Lan bekar adamlarsınız. Bilmez miyim? Yatağın içine trombolin yapayım mı? Trombolin mi? Ha. Kıza dersin gel beraber zıplayalım. Zıplaya 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 yorulursunuz. Hazır yatağında üzerindesiniz. Hey. Tamam abi tamam. Trombolin istemez, çekmece yeter. Ah öbür usta zaten satıcı çıktı. Aradı ben yapmayacağım dedi. Derdi neyse. Sektör çok bozuldu. Evet. Ama Selahattin abiniz en iyisini yapacak. Göreceksiniz. Tarih hayal edenleri değil... yapanları yazar. Abi çekmecenin neyini hayal ediyorsun ya? Zaten öyle büyük şeyler yaptıracak paramız da yok. Şişt, bak şimdi para mevzu bahis değil, onu halledersin. Ya. Kapalı çarşıda bir arkadaştan düştü. Krokodil, özel yapım. Bu hayvanın nesli tükendi. Postmortem belgeseli yapıldı. Artık istesen de bir tane daha yok. Wow. Eyvallah ya. Ben bittim. Direkt üstümdekilerle yatağa atlıyorum. İyi geceler. Bora, ne oldu? Yatak benim, seni de yıkattı. Niye?
kişisel bir garezi yok abla. Yatak trombolin olmuş. Trombolin mi? Uzun hikaye. Müziği kim açtı? Galiba yatağın üstüne atlayınca otomatik açılıyor. Sabah anlatsam. Nasıl olmuş? Süper olmuş abi. Çekmece yok. Fakat gece yatakta her döndüğümde zıplaya zıplaya uyandım. Sizin çekmece yaptıracağınız o hıyarto bunu yapabilir miydi? Ha? Nasıl inşaatçı Selahattin abiniz? Allah'a sen söyle. Hadi ya. Kral mıyım değil miyim? Tamam abi. Kralsın. Hadi şimdi git bunu kayınbabama da söyle. Yok abi ben şimdi kraldan çok kralcı olmayayım. Sen bizim çekmeceyi hallet de. Banyoya baktın mı? Banyoda ne var ki? Bir şey yok. İnce iş. İnce gördüm banyoyu. Fark ettiğin an diyeceksin ki Selahattin abi, kralım, sana bağlılığımı bildiriyorum. Abi, bizim çekmece filan vardı. Çekmece filan diyorsun. Filanı hallederiz. Sen hiç canını sıkma. Ya bırak elimi kardeşim, elimi melimi öpme benim ya. Öpme elimi, ben sevmem öyle şeyleri. Benim inşaat kalitem bu. Bizim görevimiz. Tamam tatlım, o zaman bu akşam Togun Hoca İstiklal'de kıstırıyoruz. Ha? Tamam, görüşürüz. Açılay Hanım, telefonunuz? Ay evet, Selahattin Bey sağ olsun. Yarı fiyatına kendi telefonunu... Aa, çünkü yangın mı var? Karşıda yangın mı var ya? Çamlıca tepesi mi yanıyor? Neyin tepesi yanıyor? Aa! Nerede ya? Açılay, koş, 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 git itfaiye haber ver. Koş, babacığım, babacığım görüyor musun dumanı? Vallahi çok acayip bir yangın var. Tabii tabii. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ne oldu tatlım? Ya ay ya! Banyoda yeni bir düğme var. Ne bu diye basınca aniden cam şeffaf oluverdi. Duş alan Deniz'i gördüm. Selahattin! Ne oynat çıktın sen ha? Ne vardı abi? Nasıl banyo? Şeffaf abi banyo. Niye öyle? Oğlum kız duşa girince düğmeyi çevirir film başlasın. Selahattin abi gerçekten... Senin gibileri görünce diyorum inşallah ileride kızım falan olmaz, pencereden baktırtmam ya. Güvensene oğlum evladına. Kızıma güveniyorum, etrafa güvenmiyorum. Bir çekmece olacaktı bizim. Ha, bugün yapacağız. Acelesi yok. Kalıcı bir eser bırakmak istiyorum. Evde kimse olmasın, rahat çalışayım. Ablam evde galiba ama kaç saatte yapılır ki ya çekmece? Şşt, sen benim işime karışma. Ben kovarım Deniz'i. Deve kuşu gibi. Cüssesi büyük ama pıs deyince kaçıyor. Evi yaptık bitti. Baktınız mı? Oh evi uğramadım Kardo bilmiyorum. Okey çekmece bitti yani. Ha çekmece vardı değil mi? Ne yaptın ki başka? What is this? Tadilatın faturası. Türk lirasından sıfırlar atıldı yalnız. Bunda bir yanlışlık var galiba. Bu ne ya? Hani bedavaya yapıyordun. Saçma sapan hediyeler aldırdın kendine. O geçmiş olsun hediyesi, o ayrı. E para sorun değil deyip durdun. Para sorun mu? Milyonlar kazanıyorsun. Ne sorun olacak? Selahattin, bu kadar parayla o eve ne yaptın? Gidip göreceksin ve şu tavrından pişman olacaksın. Bir süre hayran hayran seyrettikten sonra benim kayınpedere gidip... Selahattin abi çok kral adam. İnşaat olayında bir numara. Tadilat dünyasının David Copperfield'ı gibi övgüler yağdırmaktan çekinmeyeceksin. Beklemiyordum. Resmen filmlerdeki tecavüzcü adamlar gibisin. Maynur, ben mazbut bir adamım vallahi. Annemler niye sana güveniyoruz kızım, etrafa güvenmiyoruz diyorlar. Şu an anladım. Ortalık çok bozmuş. Maynur. Tanıdık taksi çağıraydım. Bir şey yapaydım, açaydım kollarımı. Gitmediydim. Aa.
O kadar içten yanmalı gidip gelirken neredeydin? Selamdir abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.